Herkese merhaba. Bugün size bir türkü hikayesi anlatmayacağım. Bir şiir hikayesi de anlatmayacağım. Bu sefer bir bestenin hikayesini anlatacağım. Daha doğrusu bugün size iki hikaye anlatacağım. Neden? Birinci anlatacağım hikaye bestenin nasıl ortaya çıktığı ile alakalı bir hikaye. İkinci hikaye de besteyi gönülden gönüle, kulaktan kulağa ulaştıran ve besteyi esasında daha çok meşhur eden hikaye. Birinci hikaye Kafkasya'da geçiyor. Kafkasya'nın bir dağ köyünde. Şamil adında bir genç. Uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü, yağız bir delikanlı. Bakanı dönüp bir daha baktıracak tarzda yakışıklı bir delikanlı. Bu delikanlı geçimini düğünlerde, şenliklerde akordeon çalarak yapıyor. Bir gün yine böyle bir düğüne çağrılıyor. Şamil de akordeonunu alıp düğüne iştirak ediyor. Başlıyor çalmaya. Klasik düğünlerde çaldığı bestelerden giderken gözü birden bir genç kıza takılıyor Şamil'in. Daha önce hiç görmediği bir kız. O sırada da eli ayağı titremeye başlıyor. Birden akordu şaşırmaya başlıyor ve saçma sapan bir müzik ortaya çıkıyor. Herkes kafasını çevirip Şamil'e bakmaya başlayınca Şamil olan bitenin farkına varıyor. Hemen durumu toparlıyor. Düğünün sonlarına doğru da bütün düğüne gelenler birer ikişer düğünden ayrılmaya başlıyor. Şamil'in gözü yine o kızda. Kızın ne yapıp edip adını öğrenmeye çalışıyor. Öğreniyor ki kızın adı Janset. Derken kız ailesiyle birlikte düğünden ayrılıyor. Şamil anlıyor ki kızı bir daha görme şansı yok. Çünkü biliyor ki kız Şamil'in köyünden değil derken kız gözden kayboluyor. Şamil o günden sonra düğünlere, şenliklere pek katılmamaya, içe kapanık bir adam olmaya başlıyor. Şamil gel diyorlar bak burada böyle bir şenlik alanı var. Falanca yerde bir düğün var Şamil sensiz olmaz. Şamil asla katılmıyor. En sonunda sırtına akordeonunu alıp atının sırtına binip köy köy gezmeye başlıyor. Bir köy, iki köy, üç köy, dördüncü köy derken Şamil en son vardığı köyün çeşme başında o gün düğünde gördüğü kızı görüyor. Kendisini kıza belli etmemeye çalışıyor. Kızı uzaktan takip ederek kızın girdiği evi öğreniyor. Akşam vakti olunca da bir cesarettir deyip kızın evinin kapısını çalıyor. Bir kere iki kere çaldıktan sonra evin kapısını açan genç kız Şamil'in aylar önce gördüğü o genç kız. Gördüğü anda gönlünü kaptırdığı genç kız. Kıza dedik ya bir cesarettir kapıyı çaldı. O cesaretle şöyle söylüyor. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama aileniz evde mi? Önemli bir mevzu konuşacaktık. Kız şaşırıyor. İçeriye buyur ediyor Şamil'i. Şamil içeriye giriyor. Kızın babasına olan biteni anlatıyor. Açık açık diyor ki ben kızınızdan hoşlandım. Kızınızı çok sevdim. Aylardır onu tekrar görebilmek için köy köy geziyorum. En sonunda buldum. Allah'ın emri peygamberi kavliyle kızınızı istiyorum demiş. Genç kızın babası şaşırmış. Ama hemen kendini toparlamış demiş ki evladım sen kimsin, kimlerdensin, kimin nesisin, ne iş yaparsın, nerede oturursun bunların hiçbirini bilmiyorum. Şami hemen kısaca özet geçmiş derken kızın babası sinirlenmiş. Benim demiş akordeon çalan bir adama bir çalgıcıya verecek kızım yok ve Şamil'i kovmuş evden. Şamil bir iki adım atmış. Kapıda genç kızın olduğunu biliyor. En azından demiş son bir kez dönüp bakayım ona. Onu bir kez daha göreyim. Kafasını çevirmiş bakmış. Kız o sırada kafasını çevirmiş Şamil'den geriye ve kapıyı kapatmış. Şamil o günden sonra daha da içine kapanmış, akordeonu bir kenara bırakmış, artık kimseyle konuşmaz bir hale gelmiş. Aradan bir iki ay daha geçmiş, Şamil'in kapısı çalınmaya başlamış. Şamil hayrola demiş, bizim kapımızı kim çalar? Açmış bakmış ki karşısında hatırını kıramayacağı bir amcası, bir büyüğü. Demiş ki Şamil oğlum kaç gün sonra falanca yerde bir düğün var. Senin düğünde çalmanı istiyorlar. Amca demiş benim çalmadığımı bilmiyor musun artık? Biliyorum ama benden çok ısrarcı oldular. Dediler ki sen Şamil'i ikna edersin. Ben de geldim. Elçidir zeval olmazdır deyip sana söylüyorum. Amca ben yapmıyorum artık biliyorsun bu işleri. Oğlum hani beni mahcup edersin. Son bir kez olsun en azından. Gelsen şöyle kendini göstersen çalsan. Bir iki saat durup gidersin olmaz mı? Şamil içinden demiş ki en azından demiş jübilemiz olsun. Madem öyle peki demiş geleceğim. Bir iki gün geçmiş Şamil düğüne gelmiş. Klasik müziklerden çalmaya başlamış derken büyük bir alkış tufanı. Damatla gelin alana doğru gelmeye başlamış. Şamil o sırada tekrar titremeye başlamış. Atın üstündeki gelin Şamil'in aylar önce yine başka bir düğünde görüp aşık olduğu, babasından gidip istediği ama çalgıcıya kız vermem dediği genç kız. Janset. Şamil işte orada ilhamla, kalbindeki acı ve kederle bu eseri bestelemiş ve çalmaya başlamış. Çalarken de gözünden bir iki damla yaş akıtmış. Şamil'in çaldığı bu besteyle gelin ve damat orta yerde dans etmeye başlamış. O günden sonra bu esere Ağlatan Dans adını vermişler. Bu eserin nasıl çıktığına dair ilk hikayemiz. İkinci hikaye ise eseri esasında daha da meşhur eden hikaye. Bu sefer Kafkas Dağları'nda değil, Çukurova'dayız. Çukurova'da yine bir köyde genç bir kız
Ailesinin durumu çok kötü, çok fakirler. Genç kızın babası bu durumdan kurtulmak için kızını bir pamuk ağasıyla sözlüyor. Kız istemese de ailesinin durumunu bildiği için bir iki ısrardan sonra kabul etmek zorunda kalıyor. Bir iki ay sonra düğünleri olacak. Derken o sırada köye yabancı bir kafile geliyor. 6-7 kişilik bir arkadaş grubu. Köylüler ağırlıyorlar, izzet-i ikramda bulunuyorlar. İçlerinden bir tanesi bizim bu birkaç ay sonra pamuk ağasıyla evlenecek olan kızı görüyor ve o sırada aşık oluyor. Aslında hikayenin bu kısmı çok enteresan. Seneler önce ölmüş olan Janset ve Şamil'in ruhu sanki bu gençlerin bedenlerinde tekrar hayat bulmuş gibi. Fakat Janset'in ruhu artık o kadar gaddar değil. Genç adam bu Adige kızı, bu Çerkez kızı gördüğü anda vuruluyor, aşık oluyor. Genç kızın yanına gidip konuşmak istiyor. Kıza durumu anlatıyor, hislerini anlatıyor ama genç kız ailesinin durumunu bildiği için, sözlü olduğunu bildiği için genç adama bütün kapıları kapatıyor. Genç adamın köyde birkaç günlük süresi var. O süre içerisinde ne yapıp edip kızı bu sözden vazgeçirmeye çalışıyor ama nafile. Kız ailesinin durumunu bildiği için vazgeçmiyor. Genç adam ve kafilesinin köyden ayrılma vakti geldiğinde de genç kız, o Çerkez kızı yüksekçe bir tepeye çıkıp oğlanı uğurluyor. Kimsenin gözünü kendi gözüne değdirmeden, uzaktan el sallayarak sevdiği adama veda ediyor. Sadece genç adam değil, bizim Çerkez kızı da. Birkaç ay sonra pamuk ağasıyla evlenecek olan o genç kız da o genç adama gönlünü kaptırmıştır çoktan. Genç adamın gitmesiyle kız hıçkırıklar içerisinde ağlayarak eve dönüyor ve kendisini odasına kapatıyor. Bir gün, iki gün kendisini odasından dışarıya çıkartmıyor. Annesi babası perişan. Yalvarıyorlar kapının önünde. Kızım yalvarırız, aç kapıyı. Bak günlerdir ağzına bir lokma koymadın. Lütfen bak babanı kırma, beni kırma diye annesi saatlerce dil döküyor. Günlerce dil döküyor. Babası artık kızım peki tamam diyor. O pamuk ağasıyla evliliğinizi yapmayacağım diyor. Ama kız nafile odadan dışarı çıkmıyor. En sonunda diyorlar ki bizim kızın şu en yakın arkadaşını çağıralım. Belki o ikna eder. Onun dilinden anlar o. Kızı çağırıyorlar. Tam kız evden içeriye girdiği sırada kapının önüne geliyor. O sırada genç kızın odasından bir müzik sesi gelmeye başlıyor. Genç kız eline akordeonunu almış. Seneler önce Şamil'in Ağlatan Dans adını verdikleri o eserini çalmaya başlıyor. O sırada genç kızın arkadaşı da kapının önüne çöküp beklemeye başlıyor. 1-2 dakika geçtikten sonra Ağlatan Dans'ın akordeondaki son tuşuna bastığı anda genç kız bir patlama sesi geliyor. Kapının önündeki genç kız, kızın anne ve babası apar topar kapıyı kırıp içeriye giriyorlar ki bizim Çerkez kızının, o genç güzel kızın cansız bedenini buluyorlar. O kız akordeonun son tuşuna, Ağlatan Dans'ın son tuşuna babasının tüfeğini bağlamış, son tuşa bastığında da tüfeğin patlamasıyla intihar etmiş. Ağlatan Dans eserine dair işte bu iki hikaye dilden dile, gönülden gönüle aktarıla gelmiş. Diyelim burada bitirelim. Eğer sizin de merak ettiğiniz türkü hikayesi, şiir hikayesi ve artık eser hikayesi de varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Bir başka videoda, bir başka hikayede görüşmek üzere. Eyvallah.